Αυτό είναι το Ζαχά, ένα αμφίβιο όχημα το οποίο ετοιμάζονται να μπουν να μπει στις τάξεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Για 30 κομμάτια από αυτά ενδιαφέρονται οι Τούρκοι πεζοναύτες. Προφανώς ο στόχος. Ποιος το παράγει αυτό? Το παράγει εγχώρια η Τουρκία. Είναι η ίδια η Τουρκία. Είναι δικό της άρμα. Γιατί σας το δείχνουμε? Και θα μπορεί να μεταφέρει γύρω στους 20 με 21 πεζοναύτες στην ακτή. Ο ακτή, βέβαια, προφανώς δεν υπάρχει κάποια άλλη. Αυτό είναι το θέμα. Οι Τούρκοι λοιπόν βγάλαν αυτό το βίντεο και μας δείχνουν ότι φτιάξαν αυτό το αμφίβιο όχημα μεταφορά προσωπικού στην πραγματικότητα και μας δείχνουν και πόσο καλό είναι και μας λένε τώρα ότι εξοπλίζεται με αυτό ο τουρκικό στρατός. Η μόνη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει στο τουρκικό στρατό αυτό είναι... Selamlar, saygılar. Yeni bir milli savunma sanayi analiz videomuza daha hoş geldiniz. Biz Türkler bazen bir konuya yoğun şekilde odaklanıp bu konuyla aynı seviyede belki de daha önemli olan hususları gözden kaçırabiliyoruz. Örneğin günümüzde kime sorarsak soralım TCG Anadolu dediğimiz zaman F-35B diyecektir. F-35'ler TCG Anadolu için elbette önemli. Ancak milli amfibi hücum aracımızın gerçek harp kabiliyeti dünyanın en zorlu deniz muharebesi, deniz harekatı olarak kabul edilen çıkarma harekatıdır. Çıkarma harekatı gemilerin düşmanın yoğun su üstü ve su altı baskısı altında kıyıya mümkün olduğu kadar yaklaşması, askerlerin güvenli bir şekilde vasıtalara bindirilmesi, vasıtaların düşmanın yoğun ateşi altında kıyıya mümkün olduğu kadar hızlı ilerlemesi, sahile varıldığında kıyı başını tutmak için müthiş vahşi bir muharebe, daha sonrasında da iç bölgeleri ilerleme safhalarından oluşan çok zorlu bir süreç. İşte donanmamız için tüm bu zorlukların anahtarı olabilecek çok özel bir araç tasarlandı. Karşınızda savunmayı değil daimi olarak taarruzu düşünen Mehmetçiğimizi 360 derece koruyabilecek leoparlar gibi hem suda hem de karada savaşabilen, dünyada bu kalitede özgün üretim yapabilen ikinci ülke olduğumuz gerçek milli bir yıldız FNSS firmamızın zırhlı amfibi hücum aracı yani Zaha. Ben Murat Yaralı, Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. TCG Anadolu özelinde Türk Deniz Kuvvetleri'nin zırhlı amfibi hücum aracı ihtiyacının karşılanması amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ile FNSS firması arasındaki Zaha Sözleşmesi 2017 yılında imzalandı. Proje kapsamında TCG Anadolu'da konuşlanmış birliklerin zor deniz koşullarında sahile ve karadaki hedeflere güvenle intikalini sağlamak amacıyla 23 adet personel aracı, 2 adet komut aracı ve 2 adet kurtarma aracı olmak üzere 3 değişik konfigürasyonda toplam 27 araç üretilecek. Araçlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın özel isteğiyle FNSS tarafından tamamıyla Türk donanmasının harekat konsepti ve görev ihtiyaçları göz önüne alınarak milli olarak tasarlanmıştır. 21. yüzyılın gerektirdiği teknoloji ile Zaha projesine başlayan FNSS, aracın muadiline göre taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri, karada ve suda sağlanacak performans kriterleri konusunda üstün olmasını hedefledi. Projenin denizcilik kısmında İTÜ Gemi İnşa Mühendisliği'nde görev yapan akademisyenlerden de destek alındı. Proje kapsamında bu senenin ilk yarısında 3 araç donanmamıza teslim edilecek ve 2022 yılında teslimatlar tamamlanacak. 2 adet prototip ile kalifikasyon testleri halihazırda devam ediyor. Ben burada FNSS firmamızın kalitesine ve kendisine olan güvenine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Videoyu sizler için hazırlarken onlarca video izleme fırsatım oldu. Genel Müdür Nail Kurt Bey'den başlamak üzere tüm sorumluların kendisine, milletine ve teknolojilerine olan güveni o kadar yüksekti ki açıkçası hayran kaldım. İşte görmek istediğimiz tablo bu. Bilim bir elinde, milli şuur diğer elinde, kendisine inancı tam olan insanlar, firmalar ve kurumlar. Nail Kurt Bey'in deniz kuvvetlerimiz ne istediyse tam olarak onu yaptık sözleri de ayrı bir öneme sahip. Çünkü denizcilerimiz nasıl bir savaşçı istediğini net bir şekilde ortaya koymuş, firmamızda üstün kabiliyetler sergileyerek tam olarak onu yapmış. Dolayısıyla Zahalarımızın kısa süre sonra mahir savaşçılarımızın elinde müthiş silahlara dönüşeceğini anlamak için çok ileri görüşlü olmaya gerek yok. Başarı,
kaçınılmaz. E Yunanlılar ne yapsın? Başlarına geleceği bildikleri için de onlar da telaşlanmışlar. Onlar da haklı. Dilerseniz şimdi de Zaha'larımızın detay özelliklerini beraber inceleyelim. Zaha'ların harp yüklü ağırlığı tam olarak 30 ton. Silah sistemi olarak üzerinde hem 12.7 mm makinalı tüfek hem de 40 mm bomba atar bulunduran FNSS firmasının kendi özel tasarımı uzaktan kumandalı silah sistemi mevcut. Güç grubunda tam otomatik şanzıman ile donatılmış bir dizel motor kullanılıyor. Balistik ve mayın korumaya sahip alüminyum gövde ile personelimiz güvenle hareket icra edebilecek. Zırhlımız korozyona karşı önlemlerin en güçlüsü olan katodik korumaya da sahip. Gece ve gündüz görüş sistemleriyle personelin durumsal farkındalığı her zaman en üst seviyede olacak. Sis perdesi ile özellikle karaya yaklaşma anında düşmana görünmeden ve hedef almasını güçleştirerek ilerlemek mümkün. Zaha suda ilerlemek için 2 adet su jeti itki sistemi kullanıyor. Su üstünde seyir hızı 7 nat yani 13 km bölü saat, karadaki hızı ise 70 nat yani 130 km bölü saattir. Sızdırmaz hidrodinamik gövde ile su içerisinde sürtünmenin en aza indirilmesi hedeflendi. Amfibi hücum aracımız deniz durumu 4'te yani 2,5 metre dalgada bile görev icra edebiliyor. Alabora olması durumunda kendini düzeltme özelliğine de sahip. Milli hücum araçlarımızın diğer teknik özelliklerini incelediğimizde boyu 8.3 metre, genişliği ise 3.3 metredir. %60 dik eğimde tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen Zaha 90 santimlik dik engelleri ve 2 metrelik hendekleri de kolaylıkla geçebiliyor. Zaha 15 deniz mili mesafeden deniz piyadelerini karaya intikal ettirmeyi müteakip yaklaşık 3 saat süresince görev yaparak piyadelerimizi azami 300 km menzile eriştirebilecek optimizasyonu çok üst seviyede olan çok özel bir platform. Zaha'ların 3 farklı versiyonu olduğunu belirtmiştik. Tüm versiyonlarda 3 araç sorumlusu personel sabit olarak bulunuyor. Klasik ZPT'lerde olduğu gibi personel taşıma araçlarında bunun yanında 21 kişi daha sahile intikal edebiliyor. Komut aracının içerisi büyük oranda muhabere ve komuta kontrol sistemleriyle donatılacak. Ayrıca harekatı sahada yönetmek için komut araçlarında 5 telsiz veya muhabere operatörü, 3 personel ve 2 komuta subayı taşınabiliyor. Kurtarma araçlarını ise crane veya yol yardımı olarak düşünebiliriz. Özellikle kara harekatında zor durumda kalan Zaha'ları kurtarmak için çalışacaklar. Zaha'lar zorlu hava koşullarında alabora olması durumunda içindeki personele zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu kapsamda alabora olsa bile onu hiçbir güç durduramaz. Bu gerçekten çok önemli bir özellik. Milli olarak sahip olmamız amfibi harekatlarda gücümüze güç katacak gibi görünüyor. İlk aşamada teslim edilecek 27 Zaha'nın içerisinde karaya tek seferde 500'den fazla deniz piyademizi intikal ettirme kapasitesine kavuşmuş olacağız. Kıyıya yaklaşınca atılan sis perdeleri de Zaha'ların karaya emniyetli bir şekilde çıkışına destek olacak. Şimdi de videolarımızın en beğenilen kısmı olan kıyaslama bölümündeyiz. Nail Kurtbey Zaha'ların teknoloji ve kapasite olarak tek rakibinin BAE Systems tarafından üretilen AV-7 modeli olduğunu belirtiyor. NATO ve müttefikleri bünyesinde de FNSS dışında üretim yapan tek firma onlar. AV-7 ilk olarak 1984 yılında tanıtılan bir sistem ve şu an ABD, İtalya, Japonya, Güney Kore ve Endonezya gibi 11 farklı ülke tarafından kullanılıyor. ABD deniz piyadelerinin elinde şu an bu araçlardan 1300 adetten fazla var. Milli Zaha ile kıyasladığımızda boy, tonaj, taşınan personel sayısı, silahlar, engel ve maniyaları aşma kabiliyeti, denizdeki hız ve menzil olarak aynı olduğunu görüyoruz. Milli Zaha'nın net bir şekilde üstün olduğu alan ise karadaki harekat kabiliyeti. AV-7'ler en fazla 72 km bölü saat hız yapabilirken Zaha'larımız 130 km bölü saat hıza çıkabiliyor. Yine açıklamalara göre balistik ve mayın koruma seviyesi ve teknolojik olarak çok daha üstün durumdayız.
Zahalar kuşkusuz donanmamıza büyük bir güç katacak ancak ihracat da bir o kadar önemli. Kullanıcı ülkeler kısa zaman önce eskiyen AAV-7'lerin yerini doldurmak maksadıyla bir araç arayışına başladılar bile. FNSS Genel Müdürü Kurt, Zahalar ile halihazırda ciddi şekilde ilgilenen Endonezya gibi ülkeler var ama TCG Anadolu'da kullanıldıktan sonra ihracat ihtimali kat be kat artacak. Endonezya 17 bin tane adası olan bir ülke. Dolayısıyla sadece gemiden karaya değil aynı zamanda adadan adaya intikal içinde kullanılıyor şeklinde konuyu çok güzel özetledi. Ümit ediyoruz ki bu özel üretim milli ürünümüzün de ihraç edildiğini birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Sevgili takipçilerimiz, ben bu adadan adaya geçiş olayını çok sevdim. Ne dersiniz, hazır Yunanlar, Türkler Adalar Denizi'ni ele geçirmek için amfibi hücum aracı üretiyor demeye başlamış, bize ciddi şekilde meydan okuyor ve 3000'den fazla adaya sahip olmanın bir avantaj olduğunu düşünüyorken Türk zahaları üzerinde Türk sihalarıyla beraber adalar üzerinde adeta zıplarcasına 3 saat içerisinde Adalar Denizi'nin yarısına Türk sancağını tekrar dikip dalgalanmasını sağlayabilir mi? Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyorum. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki video kadar savaş çıkalım.